Şimdi normal şartlar altında hayvanların normal fizyolojik bir tüy dökülmesi var. Aynı insanlarda olduğu gibi. Günlük belli tele kadar tüy dökülmesi normal. Ama özellikle mevsim geçişlerinde bu artıyor. Bunu normal hale getirebilmek adına yapılması gerekenler var. Ama önce yanlış bilinen bir doğrudan bahsetmek istiyorum. Normalde halk arasında özellikle insanlarla beraber yaşayan kedi ve köpeklerin tüylerinin hayvanları insanlarda kist yaptığı söylenir. Yani tüyü yutar, bu kiste sebep olur denir. Bu doğru bir yaklaşım, doğru bir bilgi değil. Hayvanlarla birlikte yaşayan insanlarda tüylerden kaynaklanan kist olmaz. Ama hayvanların eğer parazit mücadelesi yapılması gereken parazit mücadeleleri yapılmazsa 2,5 ayda bir gaytalarından çıkan yumurtalar tüylerine yapışır ve onlar nefes yoluyla vücuda girerlerse ancak o kist yapar. Onun dışında normal şekilde sağlıklı hayvanların gaytalarından herhangi bir şekilde parazit dökülmediği için tüyler çok da büyük sıkıntı yaratmaz. Ama bazı insanlarda spesifik alerji olabilir. Onun dışında çok ciddi bir rahatsızlık yapmaz. Ama gerek insanlarla beraber yaşayan hayvanlarla beraber yaşayan insanların fiziksel olarak kirlenmesi, kıyafetlerin kirlenmesi, evlerin kirlenmesi açısından ve gerekse hayvanların kendi sağlığı açısından bu tüy dökülmesinin minimum düzeyde olması gerekir. Bunun için de en önemli şey hayvanların yaş gruplarına göre, fizyolojilerine göre ve işte gebelik durumlarına göre uygun beslenmeyle, uygun mamalarla beslenmeleridir.